Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizdeki konumuz rasyonel sayılar. Rasyonel sayılarla ilgili temel özellikleri hatırlatalım ve ardından sorularımızla konuya devam edelim. Öncelikle hangi türden sayıların rasyonel sayı olduğunu bir hatırlatalım biz. Kullandığımız A ve B birer tam sayı. Ancak burada B'nin sıfırdan farklı olduğunu belirtelim. Kesir şeklindeki kullanımlarımız, yani A bölü B yazılışlarımızın birer rasyonel sayı olduğunu hatırlatalım. Tabii burada B'nin sıfırdan farklı olduğunu belirttik. B'nin sıfır olması durumu, örneğin 2 bölü 0 şeklinde bir kullanım, tanımsızlık meydana getirirdi. Eğer siz 0 bölü 2 yazılışı ile karşılaşırsanız bunun 0 olabileceğini belirtebiliriz. Burada hatırlatmış olalım. 0 bölü 0 olduğunda ise arkadaşlar bu bir belirsizlikti. 0 bölü 0 belirsizliğini 12. sınıfta olan arkadaşlarımız ikinci dönemin ilk konusu olarak limit içerisinde karşılaştılar. Peki. Şimdi birinci hatırlatmamız bu olsun. Rasyonel sayının tanımı. İkinci hatırlatmamız ise basit kesir, bileşik kesir. Eğer A bölü B bir basit kesir ise, arkadaşlar genellikle yanlış bilinen bir şey, payı paydasından küçük olmalı şeklinde söyleniyor. Fakat o tam olarak doğru değil. Payının mutlak değerinin paydasının mutlak değerinden küçük olması gerektiğini belirtelim. Eğer A bölü B kesrimiz bir bileşik kesir ise, bileşik kesir olabilmesinin şartı payın mutlak değeri paydasının mutlak değerinden büyük olmalı ya da eşit olmalı şeklinde. Yapılan önemli hatalardan biri karşımıza tam sayılı kesirlerde gelebilmekte. Tam sayılı kesrin bileşik kesir şeklinde yazılışı. Örneğin 2 tam 3 bölü 4. Burada sıkıntı yaşamıyor öğrenciler genellikle. 4 ile 2'nin çarpımı 8, 3 eklediğimizde bunun karşılığı 11 bölü 4. Ancak eksi 3 tam 2 bölü 5 dediğimizde yapılan bir hata olabiliyor öğrencilerde. 5 ve eksi 3'ün çarpımı eksi 15, 2 eklenince eksi 13 bölü 5 yanıtlarını alabiliyoruz. Bu hatalı olan. Siz burada bu eksinin sadece 3'e ait olmadığına dikkat edin. Eksi 3'e de ait, 2'ye de ait. Dolayısıyla eksiye hiç karışmayın. 5 ve 3'ün çarpımı 15, 2 eklediğinizde evet doğrusunun bu şekilde olduğunu belirtelim biz. Peki. Son bir nokta ve bunun ardından sorularımıza geçeceğiz. Devirli sayılardan bahsedelim. Bir devirli sayı yazılışı A virgül BC, C devreden olsun. Sayıyı Her devirli sayıyı bir kesirli sayı şekline getirebiliriz. Bir rasyonel sayı şeklinde yazabiliriz. Yazabilmek için önce sayının tamamıyla başlarız. Yani virgülü ve devreleri görmeden ABC 3 basamaklı sayısı. Çıkarıyoruz devretmeyen bölümü. Burada devreden bölüm C olduğuna göre devretmeyen bölüm sadece AB. Paydaya geçelim. Paydada konuşacağımız her şey virgül sonrası için geçerlidir. Virgülün sonrası için devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Evet, buraya bir tane devretmiş 9 kullandık, bir tane devretmemiş 0 kullandık yanına. Yani paydaya 9 gibi, 90 gibi, 99 gibi, 900 gibi sayıların gelebileceğini görelim. Tekrar edelim. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 paydaya kullanılması gereken. Kısa hatırlatmalarımız bu şekilde. Biraz soru türleriyle devam edelim. İlk örneğimiz. Şimdi ilk örnek olarak şöyle bir soru. 1 eksi 1 bölü, 1 eksi 1 bölü, 1 eksi 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2. İşleminin sonucu istenmiş. Arkadaşlar burada dilerseniz şimdi videoyu dondurun ve sorunun çözümünü yapın. Ondan sonra yeniden videoyu izlemeye başlayın.
Yani kendi işleminizi bir yapın siz, yanıtınızı bulun. Bakalım sonrasında ne olacak bu soruyla ilgili. Ben sorunun çözümüne başlıyorum. Tabii ki merdiven şeklinde olan rasyonel sayı sorularında aşağıdan yukarıya doğru çıkılması gerektiğini biliriz. Bu işlemi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Fakat bundan önce daha önemli olan şey, eşitliğin olduğu ana satıra bakın ve işlem önceliklerini gözetin. Yani siz burada hem çıkarma işlemi hem de bölme işlemi kullanıldığına göre öncelikle bölme işlemini yapmanız gerektiğine dikkat edin. Bakın burada doğal olarak bir parantez var. Soruda yapılan hata, işlemi yürütmek, işlemi bu şekilde yukarıya doğru yürütürken biri de almak, kullanmak ve sonra bölmek. Bu hata yapılmaması gerekiyor. Dikkat edelim ana satırdaki işlem önceliğine. Şimdi buna göre soruyu sonuçlandıralım biz. 1 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 olur. 1'i 1 bölü 2'ye bölmek. 2 getirir. 1'den çıkarırsam 2'yi burada eksi 1 bulabilirim. Yazıyorum yeniden. 1 eksi parantez. Burasının eksi 1 olduğunu bulmuştum. Bölmeyi sayıyı ters çevirelim ve çarpalım. Çarpı 2 şekline getirelim. Bakın parantez içinde bulunan değer eksi 2 olduğuna göre birden çıkarılırsa eksi 2 değeri sorunun doğru yanıtının 3 olabildiğini görebilmekteyiz. Bir başka soru. Ondalıklı sayılarda işlemler için bir hareket tarzı gösterelim. Basit bir soru. 0,4 bölü 0,02 eksi 0,5 bölü 0,25 artı 2,3 bölü 0,023. İşleminin sonucunun kaç çıktığını bulabilmek istiyoruz. Arkadaşlar, olayı hızlandırabilecek şöyle bir çözümden bahsedelim. Burada virgülden sonra iki basamak olduğu için bunda da virgülden sonra iki basamak olabilmesi adına sonuna bir sıfır kullandım. Nasılsa virgülden sonra en sona kullanılan sıfırların sayının değerinde bir değişim meydana getirmediğini biliyorum. Buraya bir bakalım. Bunda da iki tane basamak olduğuna göre şuraya da bir sıfır kullanalım. Bunda üç basamak varmış. Üçe tamamlansın diye buna iki tane sıfır kullandım. Bundan sonra soldaki sıfırları ve virgülleri düşünmeden doğrudan şu şekilde okuyun ve bölün. 40 bölü 2 var benim karşımda. Demek ki birincinin yanıtı 20. Eksi 50 bölü 25 var. Bu 2. 2300 bölü 23 var. Dümdüz okuyun. Burası da 100. Bakın sorunun doğru yanıtının bu şekilde 118 olabileceğine varabiliriz. Bir başka soru ile devam edelim. Bir devirli sayı sıralama sorusu. X'in karşılığının 0,312 olduğunu verelim. 312'nin tamamı devretmiş. Y'nin karşılığı 0,312, sadece 12 devretmiş. Z'nin karşılığı 0,312, burada da 2 devretmiş. İstenen şey X, Y, Z sayılarını sıralamamız. Şimdi eğer bu sayıları kesirli yazılı şekline döndürmeye çalışırsam bu bilgimi kullanarak işin zorlaştığını, hangisinin daha büyük ya da küçük olabileceğini görebilmenin biraz daha oyalayıcı olduğunu fark edebiliriz. Biz bunun yerine şu hamleyi gerçekleştirelim. Birinci sayı 0,312, 312 şeklinde devam ediyor. İkinci sayı 0,312'nin ardından 12, 12 şeklinde devam etti. Son sayı 0,312'den sonra 222 şeklinde devam edebilmekte. Siz bir noktaya kadar bunların üçünün de aynı değere sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Şuraya kadar hepsi 0,312. Fakat bundan sonra 1 ile devam eden Y en küçükleri, 2 ile devam eden Z ortanca, 3 ile devam eden X'in de en büyükleri olduğunu görebilmekteyiz. En uygun hamle bu şekilde olur. Devirli sayıların sıralaması söz konusu olduğunda. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Şimdi devirli sayılarla ilgili bir soru daha alalım. Şöyle bir soru görelim. 2,1 devreden eksi 1 bölü 2,1 devreden aşağısında 1 eksi 2,1 devreden
işlemleri yazılmış. Bölü devamında da 1 artı 2.1 devreden bölü 2.1 devreden işleminin sonucunun kaç çıktığını bulabilmek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar verilen işlemde pek çok yere 2.1 devreden yazılışı kullanılmış. Biz 2.1'in gerçek değerini bulup işlemi yürütmeye kalktığımızda yani işlemlerin oyalayıcı olduğunu, uzayabileceğini görürüz. Bunun yerine şöyle bir hamleyle giriş yapalım. 2.1 devreder yerine harflendirme yapalım, x kullanalım. O zaman yukarıdaki yazılışımız x eksi 1 bölü x, aşağısı 1 eksi x. Çarpı diyelim, bunu döndürelim. Burası 1 artı x, şu da x olarak yukarıya gitti. Arkadaşlar, klasik çarpacağım bunları. 1 eksi x ile 1 artı x'in çarpımı 1 eksi x kare. X ile x'in çarpımı x kare. X ile eksi 1 bölü x'in çarpımı eksi 1. Bakın x kare eksi 1 bölü 1 eksi x kare aynı terimleri zıt işaretli olarak barındırıyor. Dolayısıyla bunların bölümü eksi 1 olarak doğru yanıtı verir. Tabii burada devirli sayıyı x olarak kullanmamız sorunun yanıtını doğrudan bize sayı olarak verebildi. Eğer burada x'e bağlı bir yazılış kalmış olsaydı, o zaman yapacağımız şey x'in yerine bu değeri kullanmak ve sorunun doğru yanıtını onu hesaplayarak elde edebilmek olacaktı. Bir başka soru arkadaşlar. Şöyle bir soru alalım. ABC sayıları birer pozitif tam sayı olarak verilmiş. A artı 1 bölü B artı 1 bölü C yazılışı. Bunun karşılığı bize 49 bölü 11 olarak veriliyor. Buna göre ABC toplamını bulabilmemiz beklenmiş. Evet, A artı B artı C'nin kaç olabileceğini bu işlemden bulalım. Şimdi burada eşitliğin sağ tarafına dikkat edin. Eşitliğin sağ tarafında 49 bölü 11 yazılışı var. Bakın eşitliğin solunda A tam sayısı var. 49'un içinde 11 4 kez vardır ve burayı toparlayalım. 11 ile 4'ün çarpımı 44. Sayıyı ekleyince 49'u bulabilmek için buraya 5 gelmeli. O zaman diyebileceğimiz şey şudur. Sağdaki tam sayı olan 4, soldaki tam sayı olan A'nın karşılığıdır. O zaman 1 bölü B artı 1 bölü C'nin karşılığı da sağ tarafta bulunan 5 bölü 11'dir. Şimdi eşitliğin iki yönünde de terimlerimizi tersine çevirelim. Şunu tersine çevirdiğimde B artı 1 bölü C, sağ tarafı tersine çevirdiğimde 11 bölü 5 bulabilirim ve deminki hamlenin benzerini burada da gerçekleştireceğiz. Solda bir tam var. Sağdakini de 2 tam 1 bölü 5 olarak alırsak, bakın şimdi buradan görelim. B tam sayısı 2 tam sayısına eşit. 1 bölü C, 1 bölü 5'e eşit olduğuna göre C'nin karşılığı da 5. Sorunun bizden istediği bilgi ABC toplamıydı. ABC toplamının 11 olduğuna böyle gelebilmekteyiz. Geçelim yeni bir soruya. Sıradaki sorumuz. 1 eksi 1 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 9. 1 eksi 1 bölü 16. Çarpma işlemi devam etmiş bu düzende. 1 eksi 1 bölü 100 ile sonlanmış bu çarpımın sonucunu bulabilmek istiyoruz. Bir şeye dikkat edebiliriz. Paydaya 2'nin karesini, 3'ün karesini, 4'ün karesini, 10'un karesini kullanmış. Bu şekilde devam etmiş. Ve biz bu sorunun çözümü için her bir parantezin içinden iki kare farkı hamleleriyle işleme giriş yapacağız. Bakın şöyle. Bu yazılış iki kare farkından 1 eksi 1 bölü 2, 1 artı 1 bölü 2 biçiminde. Siz 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 bulurken 1 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 bulabilirsiniz. Bunu bu şekilde bırakalım. İkincisine geçelim. İkincisinde iki kare farkıyla 1 eksi 1 bölü 3, 1 artı 1 bölü 3 bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu parantezleri toparlayalım. 1 eksi 1 bölü 3, 2 bölü 3'ü verir bize.
1 artı 1 bölü 3'te 4 bölü 3'ü verir. Peki bir tane daha yapalım. 1 eksi 1 bölü 16 için. 1 eksi 1 bölü 4, 1 artı 1 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 4, 3 bölü 4'ü verirken 1 artı 1 bölü 4, 5 bölü 4'ü verebilmekte bize. Bakın bu işlem böyle devam edecek ve en son 1 eksi 1 bölü 100 için bunu yaptığınızı düşünün. 1 eksi 1 bölü 100 iki kare farkıyla 1 eksi 1 bölü 10, 1 artı 1 bölü 10 şeklinde. 1 eksi 1 bölü 10 sayısı 9 bölü 10. 1 artı 1 bölü 10 sayısı da 11 bölü 10 biçiminde. Ve burada gördüğünüz tüm sayıların çarpımına geçiyoruz. Bakın çarpma işlemi nasıl gerçekleşiyor. 3 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü çarptığımızda buradan 1 elde ettik. 4 bölü 3 ile 3 bölü 4'ten de 1 elde ettik. Bir sonraki 5 bölü 4 ve 4 bölü 5 gelecekti. Yani şu sistematikle devam ediyoruz. Aradaki her şey sondaki 9 bölü 10'da gitti. Elinizde kalan şey 1 bölü 2 çarpı 11 bölü 10. 1 bölü 2 çarpı 11 bölü 10'un da sorunun doğru yanıtı olarak bizi 11 bölü 20'ye götürebildiğini görebilmekteyiz. Arkadaşlar rasyonel sayı konusu için son bir soru daha ve bu soruyla konuyu noktalayacağız. Örneğimiz şu. -3 bölü 2005. Arada bölme işlemi kullanılmış. 1 eksi 3 bölü 2005 işleminin sonucunun kaç çıktığını bulabilmek istiyoruz. O sorunun çözümünü de şu kısma alalım. Şimdi bu tarz sorularla çarpanları ayırma konusunda da karşılaşabilirsiniz. Çok büyük sayılarla işlem götürebilmek problem. Biz büyük sayıyı taşımaktansa onun yerine bir harfi taşımayı tercih ederiz. Örneğin 2005 sayısının x olduğunu kabul edersem 2003'ün x eksi 2 olduğunu şuraya da x kullanabileceğimi görebilirim. Bunlarla işlemi yürütelim. Şöyle arkadaşlar, x ile x eksi 2'yi çarptım. X kare 2, eksi 2x eksi 3 yanında. Bölü x aşağısında. Bölü. Şurayı toparlayalım. X eksi 3 bölü x oldu bu. O zaman burada yazılış çarpanlarına ayrılırsa x eksi 3 çarpı x artı 1 biçiminde paydasına x kaldı. Bölme işlemini çarpma yapalım ve bunu da x bölü x eksi 3 şeklinde kullanalım. Bakın x eksi 3'ler gitti ve x'ler gitti. Buradan yanıtımız x artı 1 çıktı. Ancak biz x'in ne olduğunu kullanmıştık? 2005 olduğunu kullanmıştık. O zaman buradaki x'in değeri 2005 olabilmekte ise sorunun doğru yanıtının da 2006 olabileceğini görebiliriz. Arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.